Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi de geldik 3. bölümümüze ki 3. bölümümüzün ismi de açı kenar bağıntıları. Dostlar, en son 2020 yılında da sordular bundan. Yani bu sene de bir sınavda soru çıktı. Muhtemel olarak önümüzdeki yılda bu konudan bir soru sorulmasını bekliyorum diyelim arkadaşlarım. O yüzden iyi dinleyin, iyi öğrenin. 24 tane köşe taşımız varmış. 24'ünde de güzel şeyler öğreneceğiz inşallah diyelim. Evet, geldik şimdi 3. bölümün 1. köşe taşını öğrenmeye. Sorularını çözmeye başlayalım. Şöyle bir ayarlayalım. Odaklamasını da hemen bir başlatalım. Evet, ilk sorumuz bakalım ne diyor? Diyor ki denizde 3 tane balıkçı teknesinin doğrusal konumda olmadığı biliniyormuş. Yani doğrusal değilseler bunlar bir üçgen belirtme ihtimalleri yüksek. Şöyle gösterelim hemen. Nerede göstereyim? Şurada bir çizeyim ben bunu arkadaşlarım. Şöyle bir üçgen var. Teknedekilerden birinin ismi Ali. Ali burada olsun. Ahmet burada olsun. Ahmet. Bir de Mehmet var. Burada da Mehmet'imiz olsun dostlarım. Şöyle gösterin. Diyor ki Ali ile Ahmet arasındaki mesafe 5 mil. Tamam, buraya yazdık. Ahmet ile Mehmet arasındaki mesafe de 2 mil. Şuraya da 2 yazdık. Ali ile Mehmet arasındaki mesafe, yani şurası X dediğimiz yer, en çok kaç mil olabilir diye bir soru sormuş bize. Burada bu köşe taşında bize üçgen olma eşitsizliğinden, yani üçgen olma şartından bahsediyor dostlar. Bunu öğretmeye çalışıyor. Biz şöyle her üç kenarlı şekle üçgen diyemiyoruz canım kardeşim. Bunun üçgen olabilmesi için bir şartımız var. Bu şartı sağlamak zorunda. İşte o şart da şu. Üçgenin herhangi bir kenarı, ki mesela bu soru için x'i aldım hemen. Bu kenar diğer iki kenarın, yani 5 ile 2'nin toplamlarından, yani 7'den mutlaka küçük olacak. 5 ile 2'nin, yani diğer iki kenarın farkından, yani 3'ten mutlaka büyük olacak dostlarım. Olayımız buymuş. Kuralımız gayet basit. Herhangi bir kenar, bütün kenarlar için geçerli bu, diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olacak. Şimdi x bu aralıktaki bütün sayıları alabilir. Yani 3.1, 3.2, 3.3 gibi, işte 6.9'a kadar olan, 6.99'a kadar olan bütün sayıların hepsini, reel sayıların hepsini alır. Ama bize diyor ki bakın tam sayı olsun istiyor x'in değerleri. Buna dikkat edeceksiniz. Burada en çok şaşıracağınız yer tam sayı demiş mi dememiş mi? Buna her soruyu çözerken mutlaka dikkat edin. Tam sayı demiş mi dememiş mi? Özellikle bir şeylerin toplamını soruyorsa, mesela bir üçgenin çevresini soruyorsa canım kardeşim, mutlaka tam sayı demiş mi o topladığın şeyler için, dememiş mi, buna dikkat et. Peki x bu durumda ne olabilir? 4 olur, 5 olur, 6 değerlerini alabilir. Tam sayı olarak tabii ki, sadece tam sayı dediği için. Bize de en çok kaç olabilir diye soruyor. Cevabımız 6'dır. En büyük değeri 6'dır çünkü. Evet, geldik ikinci sorumuzu okumaya. Bakın burada da direkt x'in ne demiş? Önce buna dikkat edin. X doğal sayı olacak demiş. N harfi doğal sayıları temsil ediyordu. Buna göre x ne olabilir diye soruyor. Hemen yazalım. Şimdi x için ne dedik dostlarım? Diğer iki kenarın, yani 6 ile 1'in toplamı 7'den küçük. 6 ile 1'in farkı 5. 5'ten de büyük olacak. Hocam birden 6'yı çıkarsak olur mu? Tabii ki olur. Çünkü aslında formülün şurası mutlak değer içindedir dostlar. Küçük sınırı yazarken hani bazen şimdi harfler çıkacak burada. X dışı sayılar olacak. A'lı B'li sayılar olacak. Hangisi daha büyük bilmediğin zaman mutlak değer içinde yazmanda fayda var. Şimdi 5 ile 7 aralığında zaten bir tane tam sayı değeri var. Doğal sayı değeri bir tane var. O da 6'dır. X'in değeri 6'dır dostlar. Evet, geldik şuna. Üçgeninde x'in tam sayı değeri kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Bakın yine ne yapalım şimdi? Şu 2x eksi 1'i ortaya yazalım biz. Şurada başlıyorum bak. 2x eksi 1 ortada. O halde diğer ikisinin toplamı 9'dan küçük. Diğer ikisinin farkı 5'ten büyük. Hemen matematik konu anlatım videolarımı hatırlayın. Eşitsizlikler konusunda ne yapmıştık? Ortadakini x'i tek başına bırakmaya çalışıyoruz. Önce eksi 1'i her tarafa, iki tarafa da artı 1 olarak, yani her tarafı artı 1 ile topluyorum. 5'i artı 1 ile topla 6. Ortada bir tek 2x kaldı. Burayı 1 ile toplarsak 10.
2'ye bölüyorum, bir de şurada yapayım arkadaşlar. 2'ye bölersem de burada 3 kaldı, burada x kaldı, burada da 5 kaldı. 3 ile 5 aralığındaki sayıları alabiliyormuş. Tam sayısı nedir diye sorduğu için normalde 3.1, 3.2'yi de alıyor ama 3 ile 5'in arasında bir tek tam sayı olarak 4 olduğundan sadece bunu aldım. Çünkü soruda tam sayı değeri diye sormuş bana. Evet, 4 numaralı bu köşe taşının son sorusundayız. ABC köylerinden B ile C arasındaki mesafeye 6 kilometre olduğunu göstermiş. BAC yolu bakın B'den A'ya, A'dan da C'ye gidin diyor. Şuraya A, şuraya da küçük B yazalım. A ile B'nin toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Biz hemen üçgen eşitsizliğini yazalım. Şimdi 6'yı ortaya yazsaydım. 6 dediğim şey A ile B'nin toplamından küçük. A ile B'nin farkından da mutlak değeri hatta büyük olacaktı. Şimdi bize şurayı soruyor zaten. En az kaç olabilir diyor. E hocam 6'dan büyük olacak. En az kaç olur? 7 olur. Yapıştırın gelsin dostlar. Evet, 1 numaralı köşe taşımızı hemen bu videomuzda gömdük. Gelelim 2 numaralı köşe taşına. Bakalım ne diyor. Bakın burada da bir tane sayı var. İki tane de harfli kenar var dostlarım. Şimdi burada da sayıyı ortaya yazacağım. Yani 5'i ortaya yazalım şöyle. 5 diyelim. Şimdi diğer ikisinin toplamı. Hemen toplayalım. 2x ile x'in toplamı 3x yapar. Eksi 7 ile 4'ün toplamı da eksi 3 yapar. Bunu bir yazdık şimdi. Şimdi farkına geldi sıra. Farkını yazarken de şöyle yazın dostlarım. Mutlak hangisi daha büyük bilmediğiniz için arkadaşlar. Hangisinin daha büyük olduğunu bilmediğinden dolayı. Mutlak değer içinde yazacaksınız. Birinden birini çıkartın. O önemli değil hangisinden hangisini çıkarttığınız. Mesela 2x eksi 7'den x artı 4'ü çıkartalım. Biz şuraya mutlak değer içine yazalım. 2x'den x çıkarsa x kalır. Eksi 7'den de eksi 4 olduğu için eksi 11 olduğu bu şekilde yazdık. Şimdi yine hatırlayın eşitsizlik kısmını. Önce bir sağ tarafı çözelim. Sonra da 5'i alıp sol tarafı çözelim. Şimdi sağ taraftakini alıyorum şuraya kardeşim. Şurada yazalım hatta. 5 diyelim. Küçüktür. 3x. Eksi 3 diyelim. Şimdi eksi 3'ü bu tarafa atarsak 8. Küçüktür. 3x. 3'e bölersek 8 bölü 3 küçüktür x. Yani x büyüktür 8 bölü 3'ten. 8 bölü 3 dediğinizde 8'i 3'e bölerseniz 2 nokta bir şey. 2,2, 2,3. X 2, bir şeyden büyük. Ne olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Gidiyor bu şekilde. Tamam, bu dursun kenarda. Buradan bunu bulduk. Şimdi şu sol tarafı alalım bir de. Bakın burada da mutlak değer x eksi 11 küçüktür 5. Şimdi mutlak değerli bir ifade, küçüktür bir sayı dediğimizde ne yapıyorduk biz canım kardeşim? Bu mutlak değerin içine alıyoruz x eksi 11'i, bir küçüktür 5, bir de büyüktür eksi 5 diye yazıyoruz. Şimdi eksi 11'den kurtulalım, her tarafa 11 ekleyelim biz. Buraya 11 eklersek 6 olur, x buraya 11 eklersek de ne olur? 16 mı oluyor? Evet, 16. Burada da diyor ki 6 ile 16 aralığında olacak x dediğiniz şey. Bak iki tane aralık bulduk. Bir 2'den büyük için bulduk. Bir de 6'dan büyük diyor. Hangisini alırsın dostum? 2'den büyüğü mü kabul edersin? Zaten hani 3 dersin bu durumda en küçük değerini ama zaten şıklarda yok. Hadi o gösteriyor kendini ama böyle bir durumda ne yapacağınızı da söyleyeyim ben size. Alt sınır için bakın 6 ve 2 virgül bir şey bulduk alt sınır için. Hocam hangisini kabul edeceğiz? Küçük sınırlar için her zaman büyük olana bakacaksınız dostlar. Ha, büyük sınırlardan 2 tane bulsaydık. Mesela bir 16 bulsaydık bir de 13 bulsaydık. Büyük sınırlardan da küçük olana bakacaktık. Tezatlığı yakalayın. Küçük sınır için alt sınır için büyük olana. Büyük sınır için üst sınır için de küçük olana bakacaksınız. Şimdi 6 için olana bakacağız. Demek ki 6'dan büyük olacak. En az ne olur? 7 olur dedik dostlar. Şimdi geldik 2 numaraya. Diyor ki ABC üçgenin çevre uzunluğunun en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş. İşte burada iki kat dikkat edeceksiniz. Bakın bir şeylerin toplamını soruyorsa nedir bu bir şeylerin toplamı? İki kenarın toplamı olabilir. Üç kenarın toplamı olabilir ki burada üç kenarın toplamı arkadaşlar. Çevre dediğimiz şey üçünün toplamı. İşte burada neye dikkat edeceğiz peki öğretmenim? Bakın zaten hocam da alt tarafa yazmış. X denilen o bilinmeyen harf artık X olur A olur önemli değil.
Tam sayı mı değil mi? Buna dikkat edeceksiniz. Ha, bundan kurtulmanın da en güzel yolu ne kardeşim? Direkt toplamını, yani direkt çevrenin aralığını bulmak. Şöyle ki göstereyim hemen şimdi size. Önce bir şu üçgen eşitsizliğini yapalım. Yani diyelim ki 12 küçüktür. Toplamları 5x, farkları da x'tir canım kardeşim. Mutlak değere gerek yok. Hangisinin daha büyük olduğu direkt bağırıyor. 3x daha büyük bir sayı. Peki şimdi bunu yazdık. X 12'den küçükmüş. 5x de 12'den büyükmüş. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Şurayı alırsak sol tarafı. Şuraya yazayım. Şuraya yazayım. X küçüktür. 12 çıkar. Şurayı da 5'e bölersek şuraya aldım. 5'e böldüm. 12 bölü 5. Yani 2 nokta bir şey. Küçüktür. X çıktı. Yani X de büyüktür. 2.2 diyelim. Hadi önemli değil o. 2.4 hatta tam değeri. Hiç önemli değil kaç oldu. Şimdi X'in aralığını bulduk. Bize diyor ki çevrenin en küçük tam sayı değeri. Bak sen buradan x'i 2.4'ten büyük ya 3 seç. Şimdi 3'ü seçelim biz bir kafadan. X'i 3 seçersen burası ne olur? 6. X'i 3 seçersen burası ne olur? 9. Peki çevre ne oldu? 9, 6 daha 15, 12 daha 27 mi çıktı dostum? Sen hemen 27'yi işaretlersin. Böylelikle de sıçarsın. Niye hocam? 27 var şıklarda. Evet zaten senin yaptığın hatayı bilecek ÖSYM'deki amcalar. Ve şıklara yanlış yaptığında bulacağın cevabı da koyacaklar zaten. Sen şimdi x'i ne seçtin burada? 3 seçtin. Ama sana x için tam sayı olsun demiş mi? Niye 3 seçiyorsun x'i? 2.5 seç. 2.6 seç, bak daha küçük değerleri var. O yüzden ben de diyorum ki hani ne seçeceğini bilmeyeceksin. Tam sayı mı değil mi ona da dikkat etmediğin için. Böyle toplamını sorduğu zaman ne yap benim canım kardeşim? Senin bu üçünün toplamı nedir? 3x, 2x daha 5x'tir bir de 12. Senden 5x artı 12'yi istiyor bu. O zaman 5x artı 12'nin aralığını bulalım biz dostlar. Gelin hemen şurayı önce bir 5 ile çarpalım her tarafını. Bakın 2.24'ü 5 ile çarparsak 12 yapar. Küçüktür 5x yapar. Şöyle biraz daha yukarıya alayım. Küçüktür 5 ile mi çarpıyorduk? 60 yaptı. 12 ile toplayın diyor. Toplayalım 24 yaptı. Küçüktür 5x artı 12'dir. Küçüktür 72. Bakın istediği şeyin aralığını buldum. Ne çıktı? 24'ten büyük bir sayı çıktı. 24'ten büyük olacak. En azını istiyor. Cevap nedir dostum? 25'tir. İşte doğru cevabı böyle bulacağız dostlar. Yani istediği şeyin çevreyi istiyor ya. O yüzden direkt çevrenin aralığını bulacaksınız. Buna dikkat ederseniz açı kenar bağıntıları sizin için çocuk oyuncağı bir konu haline döner. Evet artık şimdi 3 numarada dikkatli olalım. Bakalım x için tam sayı demiş mi? İşte burada demiş canım kardeşim. O zaman x'i tam sayı olarak seçebiliriz biz artık. Şöyle yapalım. İlk önce bir aralığını bulalım tabii. Şimdi 3'ü ortaya yazalım. Ve diyelim ki diğer ikisinin toplamı 3x eksi 1 yapar. Toplamları bundan küçük olacak. Diğer ikisinin farkı. Şimdi çıkartıyorum. 2x'ten x çıktı. X kaldı. Eksi 4'ten de 3 çıktı. Eksi 7 kaldı. Ama bunu mutlak değer içinde yazacaktım. Mutlak değer içine de aldı. Çünkü hangisi daha büyük bilmiyorum. O yüzden mutlak değer içinde yazdım. Peki şimdi çözümleyelim. Önce şurayı alalım. Şuraya bir kenara yazayım onu. 3 küçüktür. 3x eksi 1. Eksi 1'i bu tarafa alalım. 4 küçüktür. 3x. 3'e bölelim. 4 bölü 3 küçüktür. X. 4'ü 3'e bölerseniz de 1 nokta bir şey çıkar. Hadi 1 nokta 1 diyelim. X 1 nokta 1'den büyükmüş. Ne olabilir? 2, 3, 4, 5 diye gider. Ama duralım şimdi. Bir de şu taraf var değil mi? Şurayı unuttuk bakın. Bir de bu tarafı alacağız. Şimdi burada ne diyor? Mutlak değer içerisinde x eksi 7 küçüktür 3'ten. Hadi mutlak değerle eşitsizlik yapıyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacaktık dostum? X eksi 7'yi bir ortaya yazacağız. Diyeceğiz ki 3'ten küçük, eksi 3'ten büyük. 7 ile toplayacağım. X'i yalnız bırakmak için 4 olur. X 7 ile toplayınca burası da 11 oldu. Peki. Şimdi hocam X için bir 1.1 buldum. Alt sınır için bakın X 1.1'den de büyük diyor. X 4'ten büyük diyor. Hangisini kabul ediyorduk dostlar alt sınır için? Yani küçük sınır için.
büyük olanı 1.1'i mi 4'ü mü? Tabii ki 4'ü kabul edeceğiz. O zaman bunun hükmü yok artık. Bu gitti. Biz sadece şuraya bakalım. Ne var bu aralıkta? 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 var. İşte x'in alabileceği değerler bunlarmış dostlarım. Peki bize neyi soruyordu? Toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bunların toplamı bayağı büyük bir sayı çıkıyor. Niye burada yok? Bakalım. 11. Ha, bir de şunu demiş ama bakın şurayı kaçırdık. Çeşit kenar üçgen demiş arkadaşlar. Şimdi siz x'e buradaki değerleri tek tek vereceksiniz. Bakın 5 verelim x'e. 5 verince neler oluyor görelim. 5 verirsek 10. 10'dan 4 çıktı 6 oluyor. 5 verirsek 8. 5, zaten 3. 6, 8, 3 üçgeni oluyor. Tamam, çeşit kenar oldu. Bu oldu. 6 verelim. 12'den 4 çıkıyor. 8 oluyor. 6 verirsek 9, 3. Tamam, bunda da çeşit kenar. 7 verelim. 14, 10 oluyor burası. 7 verirsem 10 oluyor. Bak 10, 10, 3 oluyor. Olmadı. Demek ki 7 dahil değil. Çünkü ikiz kenar yaptı 7 yazınca. Şurayı kaçırmışız. Onu söylüyorum. Onun öneminden bahsediyorum işte arkadaşlar. Peki 8 verirsek doğru bir üçgen oluyor mu? 2 kere 8 16. 4 çıktı 12 oluyor 8 verince. 8 verince 11 oluyor. 12, 11, 3 üçgeni oldu. 9 verelim. 18'den 4 çıktı 14. 9 verelim 12. 14, 12, 3 üçgen oluyor. Oldu. 10 verelim. 10 verirsek 20, 16 oluyor. 13 oluyor, 3 oluyor. 16, 13, 3 oluyor değil mi dostlarım? Doğru mu söyledim? 10 verdim. 16 oldu. Şurası 10 oluyor ya. Niye yanlış yazdıysam burayı. 7 ekleyince 10 oluyor. 11 olmuyor ki. O yüzden bu yok zaten. Tamam. 10 zaten kabulümüz değilmiş arkadaşlarım. Tamam. Budur. Şimdi 7 hariç hepsi oldu. Toplayalım. 11, 9 daha 20, 8 daha 28 yaptı. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 4 numaralı sorudayız. Hadi bir okuyalım bakalım ne diyor. Doğrusal olmayan ABC köylerinden B ile C arasındaki uzaklık 9 kilometre. Bunu bir çizeyim arkadaşlarım. Şöyle A, B, C köyleri var. B ile C arasındaki uzaklık 9. A ile B arasındaki uzaklık A ile C arasındaki uzaklıktan 1 kilometre fazla. Yani burası X kilometre ise burası 1 fazla. X artı 1 kilometre. Kilometre şeyler, köyler arasındaki uzaklıklar tam sayı ise, yani x de tam sayıdır diyor. X artı 1 de, yani x'in tam sayı olduğunu söylüyor. Bu 3 köy arasındaki uzaklık toplamı en az kaç kilometredir diye de bir soru sormuş. Hemen ne yapıyorum? 9'u ortaya aldım. İkisinin toplamı 2x artı 1. İkisinin farkından da 1 geliyor dostlarım. Demek ki 9 birden büyük. E zaten öyle, birden büyük olacak hocam. Ama 2x artı 1'den de küçük olacak. Hemen 1'i bu tarafa atalım. 8 küçüktür 2x. 2'ye bölelim. 4 küçüktür x. Yani x 4'ten büyük bir sayıymış. 5, 6, 7, 8, 9 hepsi olur. Bize de diyor ki en az kaç olabilir diyor. X'i tam sayı olduğu için 5 seçtim hemen. Burası 5 olsun. Burası 6 olur. Topladık. 5, 6 daha 11. 9 daha 20 yaptı. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, çevirdik hemen. 3 numaralı köşe taşındayız. Birinci sorumuza bakalım dostlarım. İşte burada şu alt sınırlardan küçük olanı, üst sınırlardan büyük olanı muhabbeti var ya, onu daha iyi anlayacaksınız. Bakın bize x'in aralığını soruyor canım kardeşim. Şimdi x görüyorsunuz iki tane üçgen içinde, bir solda bir sağda. Şimdi iki üçgen içinde ayrı ayrı sınırlar bulacaksınız. Sadece soldaki üçgen olsaydı x dediğim şey toplamları 5 ile 3'ün 8, farkı 2 diyecektiniz. Bu aralıkta olacaktı. Peki sadece sağdaki sınır olsaydı x için ne diyecektik? İkisinin toplamı 9'dan küçük, ikisinin farkı 5'ten büyük. Bakın x için 2 tane aralık bulduk. Ne yapacağız demiştim bu aralıklarda? Kesişim alma yapıyoruz dostlar. Asıl matematiksel karşılığı bu. Kesişimlerini alıyoruz. Yani ortak kısımlarını alıyoruz. Bunu da nasıl alıyormuşuz? Küçük olan sınırlardan, bakın küçük olanlar bu taraf. Büyük olanı, yani 5'i kabul ediyorsunuz.
Büyük olan sınırlardan da küçük olanı, yani 8'i kabul ediyorsunuz. İşte x 5 ile 8 aralığında. Ne var bu aralıkta? 6 var, 7 var. 2 tane değeri var dostlarım. Kaç farklı değer alır diye soruyor. Biz de 2 farklı değer alır dedik. Geldik 2 numaralı soruya. Şimdi x'in değerlerini görüyorsunuz yine. X ile y doğal sayıymış. Bunu da söylemiş. Y en az kaç olabilir diye sormuş bize. Y en az aslında 1 olabilir. Direkt işaretleyebilirsiniz ama biz bunu bir gösterelim yine dostum. Şöyle yapacağız. Şimdi üstteki üçgen için nereye yazalım? Şuraya yazalım. X dediğimiz sayı üstteki üçgende toplamları 9, farkları da 1 olabilir dedik. Şimdi Y için de şunu yazalım. Y dediğimiz sayı diğer iki kenar X ile 7'nin toplamından küçük. X ile 7'nin farkı x eksi 7 diyelim buraya. Bundan da büyük olacak. Şimdi y'nin en küçük olmasını istiyor ya. Sen şurada getirip şurayı en küçük yapacaksın. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Hocam y'nin en küçük olması için x'in de en küçük olması lazım. O zaman ben x'i 2 seçeyim. Doğru. Bak x'i 2 seçersen bulduğun şey şıklarda kesin vardır canım kardeşim. X'i 2 seçtiğinde ÖSYM şıklara kesin koyar bunu. Gerçi bizde 5 var en fazla. Bizim hocalarımız koymamış ama ÖSYM kesin koyar. Şıklarda 6 olur yani. Çünkü X'i 2 seçersen Y en az 6 çıkıyor bu durumda. Şıklarda da 6 mutlaka olur. Ama yanlış cevap olur. Çünkü sen burada şu ayarlamayı yapacaksın. Y'nin en küçük olmasını istiyor benden. Bu durumda ben X'i şurayı sıfırlasam bak 7 yazsam x yerine 7 olabilir mi x? Evet bakın bu aralığın içinde 7 seçebilirim. 7 yazınca burası 7 eksi 7'den 0 oluyor. 0'dan büyük olmak zorunda oluyor y ve 1 olur. 0'dan büyük en küçük sayımız 1 olur diyebilirsiniz. Hemen yapıştırın çıksın. Evet şuna bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde AC kaç birim olabilir diye bir soru sormuş. Dostum artık olay sizin. Hemen AC'ye bir X diyelim. Bakın ne yapıyoruz? X için bir üstteki aralıktan değer alıyoruz. Aralığını yazalım. Üstteki 3, iki kenarın toplamı 9. İki kenarın farkı 3. Alttakine bakalım X için. Farkları 1, toplamları 9. Şimdi hemen ne yapacaktık? Bunun kesişimini alıyoruz. Alt sınırlardan büyük olanı, üst sınırlardan küçük olanı alacağım ama zaten ikisi de aynı olduğu için birini almam yeterli olur. 3 ile 9 aralığında değerler alırmış. 3 olabilir mi? Hayır olamaz. 9'dan büyük sayılarda olamaz ama 4 bu aralığın içindedir. 4 olabilir. Evet, 4. sorumuzdayız. Birer üçgen demiş. 4 var, 6 var, 5 var. BC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç birimdir diye bir soru sormuş. İşte bizim en çok şaşırdığımız soru tipinden birisi arkadaşlar bu. Şimdi biz şuraya bir y diyelim. Bize de bc'yi soruyor x diyelim. Şimdi önce üstteki hatta şu 2 numaralı soruya da benzer bu soru. Önce üstten y'nin aralığını bir bulalım dostum. Toplamları 10'dan küçük, farkları da 2'den büyük. Şimdi altta da x'in aralığını yazacağım. X'in aralığını. Şimdi X'in en büyük değerini istediği için içimden şunu geçiriyorum. Y'yi en büyük seçeyim diye düşünüyorum. Tamam Y'yi en fazla seçelim. Çok doğru. Hadi gelin Y'yi 9 seçebiliriz değil mi en büyük? Peki Y 9 olsaydı. Bak şu anda senin yaptığın hatayı yapıyorum ben. Yanlış olanı yapıyorum. Y 9 seçtim. Neden? Çünkü en büyük değerini istiyor X'in. X'in en büyük değerini bulmak için Y'nin en büyük değerini alacağım. E hocam Y'de en fazla 9 olur diyorum. Peki Y 9 ise X'i yazalım. 9 ile 5'in toplamı 14'ten küçük olacak. 9 ile 5'in farkı 4'ten büyük olacak. Peki 4 ile 14 aralığında en büyük tam sayı değeri kaçtır? Hocam 13'tür. Bak şıklarda da 13 var. Gittik. İşte bir soru. Dikkatsizlikten kaybettik arkadaşlar. Çünkü hatta bakın görüyorsunuz değil mi? Gözüküyor mu burası? Evet. Görüyorsunuz cevabı 14 demiş. Doğru da demiş hocalarımız. Biz neden Y'yi 9 diye ısrarla 9 seçtik? Daha fazla bir şey olmaz mı Y?
9.5 olmaz mı mesela? 9.9 olmaz mı mesela arkadaşlarım? Neden olmasın? Çünkü y için tam sayı olacak diye bir şey söylememiş. Bakın altta hocalarım da ne güzel siz iyice öğrenin diye. Demiş ki BD yani bizim y dediğimiz yer tam sayı olması gerekmiyor arkadaş. Sen o zaman y'yi 9 değil 9.9 seç mesela. 9.9 olsun y. Peki y 9.9 sa toplamları ne yaptı? 14.9. Farkları ne yaptı? Bana ne bir şey yaptı işte. Beni ilgilendiren üst sınır sonuçta. Şimdi seç bakayım 14.9'dan bir küçük olan tam sayı kaç? Tabii ki 14. İşte doğru cevabı böyle bulacağız arkadaşlar. Evet 3 numaralı köşe taşımız da tamamdır. Hadi gelin 4 numaralı köşe taşını da gömelim birlikte. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. Evet en uzun kenar hangisidir muhabbeti? Arkadaşlar bunlar da en garanti çözüm ok yöntemi çözümüdür. Şimdi iki tane üçgen olunca iki veya daha fazla üçgen yan yana geldiğinde en uzun kenarı ya da en kısa kenarı soruyorsa canım kardeşim böyle sakın ha şu hataya aldanmayın. Hocam en büyük açı hangisi ise onun karşısındaki kenar en büyük kenardır demeyin kurban olayım. Çünkü tek bir üçgen olsaydı evet dediğin cümle doğruydu. En büyük açıyı bul. Onun karşısındaki kenar en büyük kenardır ya da tam tersi en küçüğü bul karşısındaki en küçüktür diyebilirsin ama bir üçgen olduğu zaman. Birden fazla üçgen varsa işte bizim sorumuzda bakın iki tane üçgen var. Üç tane de olabilir bu üçgenler, bin tane de olabilir arkadaşlarım. Bu durumda her üçgeni tek tek değerlendirip şunu yapacaksın bak. Şimdi 60, 65 önce şu açıyı yazalım 55. Şimdi bu durumda en büyük açımız hangisi? 65. En büyük açı hangisi ise onun karşısına ok çiziyorsun, kenarı gösteriyorsun. İşte bu. Bak her üçgeni bu şekilde tek tek değerlendireceksin. Geldim bir sonraki üçgene. E şimdi hocam burada 90 var. 90 dik üçgendeki en büyük açımız 90 derecedir. Demek ki diğer açılar 90'dan küçük. Hadi bunun da en büyük açısı bu olduğu için karşısındaki kenara ok çizdim. Bunu da gösterdim. Şimdi şöyle birazcık kafanı geriye kaldır. Şöyle bak bakalım şekle. Şimdi bu okları takip edeceksin arkadaşım. İlla ilk başladığın oktan başlamak zorunda değilsin. Şekle göre hareket et. Oklar nereden başlamış? Bakın buradan başlıyorlar. Takip et oku. Bu diyor ki böyle git. Tamam gittim. Bak buna geldim. Bu diyor ki yukarı çık. Yukarı çıktım ve oklar bitti. İşte en son biten yerdeki kenar senin en uzun kenarındır. Yani bu sorunun cevabı küçük A kenarıdır. O da Adana şıkkında mevcut. En kısayı sorsaydı bu sefer en küçük açıdan en karşısındaki kenara doğru ok çizecektim. Aynı muhabbet olacaktı yani. Şimdi geldik buna bakın aynı soru. Şekildeki en büyük uzunluk hangisidir diye bir soru sormuş. Sen şimdi şunu yapacaksın. Ok işareti mesela soldaki üçgen için en büyük açımız 100. Diğerlerini bilmeye bile gerek yok. Karşısındaki kenara ok çizdim. Burada da en büyük açımız 90. Karşısındaki kenara ok çizdim. Oklar bak buradan başlıyor. Devam edelim. Gidiyor git diyor böyle. Gittim gittim gittim. Buna gelince bu da diyor ki şöyle biraz yukarı doğru git. Aa gittim. Nerede bitti bu oklar? Denizli kenarında bitti. Yani bu şeklin en uzun kenarı D kenarıymış. İşaretledim. Geçiyorum 3. soruya. En kısa uzunluk hangisidir diye bir soru sormuş bize. Hemen bakalım canım kardeşim. En kısa. Bir kere burada A ile D birbirine eşit ya. Hani olsaydı ki cevap A olsaydı mesela o zaman cevap D de olmak zorundaydı. Yani A ile D birbirine eşit olduğundan çünkü ikisi de ikizkenar dik üçgende hatta bu açılar 45-45 derece. Bunların ikisi de doğru cevap olacaktı o zaman değil mi? Yani A doğru cevapsa D de doğru cevap ya da D cevapsa A da cevap olmalıydı. O yüzden şıklarda ikisinin aynı anda olma ihtimali olmayacaktı. Demek ki ikisi de doğru cevap değil. Ben A ile D şıkkını sildim. Şimdi geldim bu kenara, bu şekle, bu üçgene. Şurası 90, 40, buraya da 50 derece kaldı. En kısa kenarı soruyor. E direkt karşısına çizdim. Bak en küçük açının karşısına çizdim hemen. Ne çıktı cevabımız? C çıktı. Doğru cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 4. sorumuzdayız. ABC üçgende açılar şeklinde
şekilde verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Önce şu bildiklerimizi yapalım. Şurası 100 derece toplam. 40 da burada var. 140. O zaman şuraya ne kaldı? 40 kaldı. 40, 70, 110. Şuraya da 70 kaldı. Bakın ne çıktı şekle bakarsak? 40, 40. Yani AB ile AC eşit. O zaman bu doğru. AC ile şöyle göstereyim. DC de birbirine eşit. AC ile DC. Hatta AC ile AB eşit olduğu için AB ile DC de eşit. O zaman bu da doğru cevap. Bunu da sildim. Şu ne diyor? AB büyüktür. AB'yi bir bulalım. AB şurası büyüktür. DC'den. Aa, yanlış değil mi? İkisi bir kere eşit. Direkt bunun yanlış olduğu aşikar. Doğru cevabımız Adana. Yanlış olan şıkkımızı bulduk yani böylelikle. Evet. İlk 4 köşe taşını gömdük. 5 numaraya geçelim mi diye düşünüyorum arkadaşlarım. Bir sonraki videoda da 5 numaraya geçeriz. 4'er 4'er çözeriz bunun da bu köşe taşlarını da. Hadi bakalım görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.